Evet. Şimdi karmaşık sayıları işledik. Karmaşık e, kökleri de gördük. Karmaşık e, denklemler şey ikinci dereceden denklemlerde karmaşık kökleri de gördük. Şimdi tekrar ikinci dereceden denklemlere dönüyoruz. Arada karmaşık sayıları işledik. İkinci dereceden denklemlerde kökler ile katsayılar arasındaki ilişkiler bu önemli bir konu. ÖSYM'de de ÖSYM sınavlarında da e, sorulan bir e, konu. Bu sorudan geliyor. Hatta ee, şu an en son 2020 sınavı oldu. 2020 AYT'de direkt bu konudan soru geldi diyebilirim. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan a x artı b artı c eşittir 0 denkleminde en basit iki formülüm. Bunlar benim temelim olacak. Bütün temeli bunlar üzerine kuracağım. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a yani eksi x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı kökler çarpımı ise sabit terim bölü x karenin katsayısı c bölü a. Bunlar benim en temel iki formülüm. Peki bunlar nereden geliyor? Hemen bunu ispatını gösterelim. Şimdi x1 dediğim normalde eksi b artı kök delta 2a. x2 eksi b eksi kök delta bölü 2a. Bu diskriminant e, diskriminat yönteminde kökleri bulmanın en genel formülüydü. E zaten bunları taraf tarafa toplayınca eksi b eksi b eksi 2b artı kök delta eksi kök delta gidiyor. Eksi 2b bölü 2a'dan eksi b bölü a bulundu. Kökler çarpımı eksi b artı kök delta eksi b eksi kök delta. Şimdi burada ne var bak Eksi b artı kök delta eksi b eksi kök delta. Toplamları çarpı farkları. iki kare farkından. Eksi b'nin karesi b kare. Eksi kök delta'nın karesi. Bölü. 2a çarpı 2a paydam 4a kare. Yani yukarısı b kare. Eksi kök delta'nın karesi delta olacak. E delta neydi? B kare eksi 4 ac. Delta yerine de b kare eksi 4 ac yazdım. Bölü 4a kare. Şu eksiyi dağıttım b kare eksi b kare gitti. 4ac bölü 4a kare geldi. Dörtler sadeleşti, A'lardan lar, biri sadeleşti. C bölü A'yı bulduk. Yani bunların ispatı zor değil ama bu ikisini çok kullanacağım. Tekrar ediyorum, bu ikisini adımız soyadımız gibi bilmemiz lazım. İspatları da basit. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan, x1 ve x2 olan denklemde demiş ki x1 eksi mutlak değer x1 eksi x2 kökler de bölü A. Bu formülü de bazen kullanacağız. Her zaman değerleri kadar popüler değil ama bunun ispatı var. Tabi burada kökleri ayrı ayrı bulmak var. Mesela normalde bir denklemde x1'i x2'yi bulursun. Ayrı ayrı kökler farkını bulabilirsin. Ama x1, x2'yi bulmadan direkt kök delta böyle mutlak değer a'dan bunu bulabilirsin. Tabi dediğim gibi bunun ispatı da e, şeyde var. Yani benzer şekilde yapılır bunun ispatı. Uzun uzun ispatta girmeyeceğim bunda. Diğerlerinin mantığıyla bu da yapılır. Yani burada x1, x2'nin karesini yazacağız. Oradan devam edeceğiz. Bak şimdi mesela burada x1'in karesi artı x2'nin karesini soruyorsa bana ben kökler toplamayı kökler çarpım bildiğim için çarpanlar ayırmadan biliyorum ki bu x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2. Yani eksi b bölü a'nın karesi eksi 2 çarpı c bölü a. Çünkü kökler toplamı eksi b bölü a. Burası c bölü a. Burayı düzenleyince b kare eksi 2 ac bölü a kare. Tabi bunu ezbere bilmene gerek yok. Şunu ezberleme. Şuradan şunu yazacağını bil. Gerisi kolay. Burada bunu ezberlemeni istemiyorum. Mantığını gösteriyorum. Çarpanlar ayırmaya kullanarak nasıl bulacağım? Mesela x1 artı x2'nin kübü, bunu yine x1'in küp artı x2'nin küp pardon, bunu x1 artı x2'nin kübü eksi 3x1 çarpı x1 artı x2. Yani olayım şu, bana ne sorarsa sorsun, ben en temel bildiğim ne var? Kökler toplamı ve kökler çarpımı var. Verilen ifadeleri çarpanlar ayırmaya kullanarak kökler toplamı ve kökler çarpımı cinsinden yazacağım. Şimdi iki tane denklem var. Bu iki denklemde iki durum var. Ya bunların kökleri aynıdır. Kökleri aynıysa, Bunlar birbirinin katı olmak zorunda. Yani mesela yukarıya örneğin 3 ile çarptığından aşağıya elde edecekmişin gibi düşün. Yani katsayılar oranı eşit olmak zorunda. A bölü D, B bölü E, C bölü F'ye eşit olmak zorunda. Kökler aynıysa. Eğer birer kökleri ortaksa ki bu bir soru tipi. Onları çözeceğiz. Birer kökleri ortak diyecek. Burada birer kökleri ortaksa x'i bulmak için şu x kare bu da x kare ya. Burada x kare terimi yok edeceğiz. Yani örneğin yukarıyı d ile aşağıya eksi a ile çarpacağım. Verilen sayılara göre değişecek bu. x kareyi yok edeceğim. Oradan ortak x kökünü bulurum. Bulduğum x ikisinde ortak olacak. Çünkü ortak denklem çözüyorum ben. Buradan x'i bularak e, ortak kökü bularak bana ne soruyorsa ona göre gerekirse kökü yerine yazacağım. Ya da direkt kökü soruyorsa kökü bulacağım. Diğer kökünü soruyorsa denklemi yazıp tekrar diğer kökü bulacağım. Gerekli işlemleri ondan sonra yapacağım. Şimdi Bununla ilgili kazanımlarda bununla ilgili çok soru çeşidi var aslında. Elimizden geldiğince bunları çözmeye çalışacağız. Şimdi kazanım 31'e geçebiliriz. <laughs>